Ne yaptın, nasılsın? İyi, ne yapayım? Çayka geldi, onunla konuştuk biraz. Hmm. Annem aradı mı peki? Aradı birkaç kere de açmadım telefonu. Ben de Lila ile konuşmaya gittim. Bu nişan işini ertelemeye karar verdik. Neden? Baba, yani böyle bir durumda nişan yapamam. Neden oğlum böyle bir şey yapıyorsun? Niye erteliyorsun nişanı? Ya biz bir şekilde durumu idare ederdik. Bizim yüzümüzden Lila ile aranı niye bozuyorsun Yiğit? Bu şekilde benim içime sinmez baba ya. Yani ayrıca elim aradı, gelecekmiş birazdan. Onun da mı haberi olmuş? Olmuş. Sabah yanındaymış annem. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Bir şekilde kızgınlığımın geçmesini bekliyorum. Ama bildiğim bir şey var Yiğit, sen eve döneceksin. Hayda, niye ben eve dönüyorum ya? Oğlum, annen bir hata yapmış olabilir. İkimiz de ona kızgınız, kırgınız, bunu biliyorum. Ama bu şekilde onu yalnız bırakmanı istemiyorum yine de. İyi de baba, ben de mağdurum. Yiğit'im tamam, ben de mağdurum, hepimiz mağduruz. Ama boşansak ne olacak? Yani sen annenle böyle ömür boyu küs mü kalacaksın? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bir şekilde aranız düzelecek. Lütfen dinle beni.